100 yıl önce, tam da bugünlerde dünya yine tıpkı bugün olduğu gibi bir salgını ve yarattığı tahribatı konuşuyordu. 18 ay gibi kısa bir sürede küresel çapta büyük yıkıma yol açan İspanyol gribi, 1920 sonunda yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olmuştu. Salgın, ılımlı ilk dalga, şiddetli ikinci dalga ve artçı üçüncü dalga olmak üzere 3 dalga halinde seyretmişti. İspanya'da başlamamasına rağmen salgın bu ülkenin adıyla anılmıştı. Çünkü o dönemde salgınla ilgili sansür uygulamayan ender ülkelerin başında İspanya geliyordu. İspanya basınında yer alan ilk haberler ve uyarıcı mahiyette dosya ve röportajlar salgının bu ülkeye mal edilmesine yol açmıştı. Bugün tam 100 yıl önce olduğu gibi benzer şeyleri konuşuyor, benzer endişe, korku, merak ya da umutlardan söz ediyoruz ve İnsanlığın karşısında büyük bir tehdit olarak duran salgın hastalıklara karşı ortak mücadele vermeden başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağını görüyoruz. Her sorun aslında bir öğrenme fırsatı. 100 yıl önce böyleydi, bugün de tekrar ediyor. İspanyol gribi döneminde kaydedilmiş, daha sonra renklendirilmiş görüntülerle baş başa bırakacağız şimdi sizi. Fransız besteci Erik Satie'nin tam da ilk büyük savaşın arifesinde şöhrete ulaşmış, Gnossienne adını verdiği bestesinin bir numaralı varyasyonu eşliğinde. Hastane koridorlarının hüznü, şifa arayanların umutlu bekleyişi, belki biraz da çaresizliğin notalara dökülmüş haliyle. İnsanın hangi acısına ya da mutluluğuna dokunursa tam da o yönde hissettiren notalar eşliğinde. Ve maskeler göreceğiz yine. 100 yıl öncesinden gelen bir zafer mesajı gibi. Unutmayalım ki zaferler oturan seyircilerle değil, dayanışma gösteren savaşçılarla kazanılır.